Evet, bugün Arçelik güneş paneli üretim tesisindeyiz. Sizin için çok güzel görüntüler çektik. Bir güneş paneli nasıl üretiliyor? Daha sessiz sakin bir yerde bunları detaylıca size anlatacağım. Gelin hep beraber Arçelik Güneş Fabrikası'nı birlikte inceleyelim. Gerçekten keyifli bir gezi oldu bizim açımızdan. Çok şey öğrendik Arçelik'in üretim tesisleri hakkında. Şu an mesela bir hücrenin iki parçaya ayrıldığı lazerle kesim sürecini gördük. Şimdi bunlar bir dizi haline getiriliyor. Stringer makinesi olarak adlandırılan bu makinede ve fabrikanın çok büyük bir kısmında hiç el değmeden üretilen panellerden bahsediyoruz aslında. El değmeden üretimde insandan kaynaklı hataları minimize etmek için oldukça önemli birçok otomasyon, birçok robot fabrikada gördük. Sizler de şu an görüyor olacaksınız. Oluşturulan diziler panelin üzerine yerleştiriliyor. Tabii ki altında da eva var ve o da belli bir sıcaklığa geldikten sonra tamamen eriyecek. Ortadan kaybolduğunu görüyor olacağız. Dizilerin oluşturduğu paneller artık lehimlemeye doğru ilerliyor şu anda. Onu görüyorsunuz. Paneller birçok lehim yapılması gerekiyor ve yapılan bu lehimler aynı zamanda kalite kontrol tarafında da kontrol ediliyor. Lazerle yapılan en baştaki o kesim dahi doğru bir şekilde kesilmiş mi? Bunu da kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü ürünlere çok uzun süreli garantiler veriyorsunuz. 10 yıl, 12 yıl, hatta performans garantileri 25 yıl, 30 yıl. Bu kadar uzun süre garanti vereceğiniz bir malzemeye de çok özen göstermelisiniz. Her aşamasını kontrollerden geçirmelisiniz ki sizi yarı yolda bırakmasın. Garantiler demişken Arçelik'in bu işe girmesi, yani panel üretimi işine girmesi bence oldukça kıymetli. Çünkü insanlara, özellikle mesken sahiplerine, mesken son kullanıcılarına diyelim, bu işin yaygınlaşmasında bakın Arçelik de bu işe girdi, bakın büyük şu firmalar da bu işin içine girdi diye anlatabilmek, bu konunun sadece belli bir zümreye değil herkesi kapsayıcı bir konu olduğunu anlatmak adına çok önemliydi. Bakıldığı zaman şu an bantlama yapılıyor ve hücreler kaymasın diye panelin kalitesinde herhangi bir sıkıntı, problem oranını arttırmamak adına yapılan ufak aksiyonlar gibi gözükse de oldukça önemli şeyler ve ikinci evası şimdi serilecek. Backsheet dediğimiz malzeme, arka tarafı bembeyaz olmasını sağlayan bölüm. Farklı farklı panel çeşitleri de var ama en çok kullanılan yöntem arkasında beyaz renkte birçok panelde bu şekliyle olduğunu göreceksiniz zaten. Kalite kontrol çok önemli demiştik. Farklı aşamalarda sürekli bu kontrollerden geçmek zorunda. Eğer bu kontrollerde herhangi bir sıkıntı varsa o panel kenara ayrılıyor ve standart prosesin dışında işlem görüyor ve size söylenen, etiketinde yazan değer neyse o değeri panelin sağlaması gerekiyor. Üretici bunları zaten garanti ediyor. Güneş enerjisinin her zaman bir ekosistem olduğunu anlatmaya çalıştım ben ve özellikle de bunun sadece panelden elektrik üretip evde kullanmak olmadığından bahsettim. İşin içerisinde elektrikli araçları şarj etmek, işin içerisinde depolama yapmak, hatta mutfak alışkanlıklarımızı değiştirmek gibi videolar yapmıştım hatırlarsanız. Mutfaktaki kettle'ı daha fazla kullanmak, işte indüksiyonlu ocaklarla bunu yapmak. Bu bir ekosistem. Bakıldığı zaman Arçelik zaten beyaz eşya konusunda aklımıza gelen ilk firmalardan. Paneli üretiyor, inverteri tedarik ediyor, elektrikli araç şarj satın alabiliyorsunuz. Muhtemelen depolama da
bence yakın zamanda tedarik edecekleri ürünlerden birisi olacak. Bakıldığında enerjiyle ilgili ihtiyacınız ne varsa tek bir markadan tamamını elde etme şansınız olacak. Bu dönemde özellikle onu belirtebilirim. Bu videoda vesilesi olsun. Bir markanın birçok ekipmanı tedarik etmesiyle ilgili paneldir, inverterdir, hatta kablo konstrüksiyon dahi tek marka olsun şeklinde bir yönelim var. Dünyada da bu şekilde. O yüzden bakıldığında Arçelik'in sadece Arçelik markasını tercih ederek birçok ekipmanı sağlayabilirsiniz ve bunu belli standartların üstünde EPC firması dediğimiz anahtar teslim iş yapan firmalarla birlikte uzunca yıllar problemsiz çalışan düzgün sistemler elde etmeniz tabii ki mümkün olacak. Poting işlemi de önemli bir işlem gördüğümüz ve bakıldığında da oradaki diyotların ömrünü uzatan bir aksiyona da sahip. Isı geçirgenliği havadan daha fazla olduğu için birçok panel üreticisi bu aksiyonu tercih ediyor. Paneller dediğim gibi birçok kalite kontrol standardında birçok kalite kontrol sürecinden de geçiyor. Birçok noktada test ediliyor. Mesela şu an yaklaşıyor olduğumuz makinede standart test şartlarını bir panelin etiketine 500 watt, 600 watt yazmayı sağlayan o standart test şartlarını panelin üstüne uyguluyor. Anlık bir ışık gelip gittiğini göreceksiniz. O an bir ışık veriyor ve o verilen ışık değerine göre de panelin ne kadar elektrik ürettiğini etiketine basılıyor. Tabii ki kaçak testleri, hipo testleri yapılmakta, tekrar kontrolden geçmekte. O kadar fazla kontrol süreci var ki bu anlamda ne kadar fazla kontrol ederseniz problemli ürünleri daha fabrikadan çıkmadan hemen yakalamış olma ihtimalinizi arttırıyorsunuz. Böylece de sahada problemle karşılaşmıyorsunuz ya da çok çok az oluyor bu durum. Aslında kendi işini kolaylaştırıyor firmalar bu şekilde test süreçlerini olabildiğince fazla yaparak. Hatta gözle kontrol dahi yapılan kontroller arasında. Kenarları kartonlanıyor. Bunu dahi bir makine yine bir otomasyon yapıyor. Burada bile insan eli değmeden bu köşeler kapatılıyor. Benim dikkatimi çeken özellikle bu bölümü vermek istedim. Ürünlerin koyulduğu karton kutular dahi testlere sokuluyor. Gerçekten istenilen değerlerde uygun olup olmadığı kontrol ediliyor ve o şekilde kutulanıyor ürünler. Bence çok fazla PV panel fabrikası gezen birisi olarak çok görmediğim bir detay. Onu da söyleyebilirim. Kalite kontrol önemli demiştik. Birçok kalite kontrol yapılıyor ve bunların hepsi günün sonunda problemsiz ürün serilerinin piyasaya gönderilmesi açısından oldukça önemli detaylar. Arçelik Beylikdüzü fabrikasında çok da güzel bir showroom hazırlamışlar. Var olan ürünler, işte bakıldığı zaman katlanabilir güneş panelleri, paneller, bir paneli oluşturan o hücre nasıl oluşuyor, ham madde, ingot, wafer, hepsi hızlı bir şekilde görebileceğiniz, mantığını anlayabileceğiniz bir showroom'da bulunuyor. Arçelik'in yine tedarik ettiği inverterler, küçük güçlerden 100 kW'lık güçlere kadar farklı serilerde ürünler bulmanız mümkün. Evet, bugün Arçelik Güneş Paneli üretim tesisindeydik, Beylikdüzü'ndeydik. Sizin için fabrikayı gezdik ve umarım sizlere faydalı olacak bir içerik olmuştur. Sürdürülebilir bir gelecek için güneş paneli, enerji üretimi, insanların enerji bağımsızlığını elde etmesi için
güneş enerjisi ekosistemi oldukça önem arz etmekte. Umarım sizler de bir an evvel bu sistemle, ufak da olsa, küçük bir sistem de olsa başlarsınız. Daha sonra evinizin tamamının enerjisini karşılayacak bir sistem sahibi olursunuz. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.